Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Farming Simulator 22'deyiz ve bugün kapak fotoğrafında görmüş olabileceğiniz gibi artık hayvan işlerine girmeye başlıyorum. Biliyorsunuz şey almıştım, iplikhane. İplikhaneye ne yükledik biz? Bayağı bir neydi ya o? Bir dakika, bir gidebiliyor muyuz oraya? Şöyle hemen aşağı doğru inelim. Ya şu harita şeyin yükseliyor olması çok kötü ya. Pamuk. Pamukları yüklemedik ki. Pamuklar şeyde kaldı. Bu arkadaş işini bitirmiş. Neredeydi o? Pamuklar şunun içinde kaldı. Hemen şöyle bir... Pamukları yükleyelim. Önce şu aleti bırakalım. Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Umarım hasta olmamışsınızdır deyip öncelikle. Bu aralar çok fazla Covid vakası duyuyorum çünkü. Ben şimdilik olmadım. Ne yazık, yani çok şükür ki diyeyim, ne yazık ki diyeyim. Yani etraftan çok duyuyorum ama şimdilik yakalanmadık diyelim. Umarım yakalanmayız. Ben hiç yakalanasım yok yani. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız, simülasyon oyunlarını seviyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi bunun içerisinde, evet, pamuklarımız var. Pamukları götürmemişiz hala şeye. Önce hemen bu işi halledelim. Pamukları bırakalım. Sonrasında oyun içine gireceğim arkadaşlar. Çünkü şu pamukla yapayı beraber vermemiz gerekiyor bildiğim kadarıyla. İkisini birden verdiğimizde daha iyi bir şey sağlıyoruz. Bir dakika, orası şeker yeriydi. Şuna gitmemiz lazım. Bunun kapağını açmamız gerekiyor mu? Perdeyi açtı. Nereden veriyoruz acaba? Şu an alıyor mu? Bunu nasıl buraya bırakacağız ya? Boşalt desem. Ne oldu? Nereye gitti? Bizim... Allah Allah. Kodoman nereye gitti? Bunları almıyor ki. Büyük şey gitti. Kayboldu. Pamuğu kaybettik. Burayı mı boşaltacaktık ya? Buraya. Evet. Pamuk 12.000 dedi. Diğer kare olan pamuk nereye gitti? Allah Allah. Kare olanı aldı galiba. Onların bir tanesi kaçtır? Bilemedim ya. Kare olan yok yere gitti galiba. Her neyse. Bugün şu şey işini halledelim. Bu arada Shift P'ye basarsanız direkt bu ekran açılıyormuş. Bunu da hani bilmeyen arkadaşlar varsa ben de öğretmiş olayım. Şimdi nereye kuracağız? Burada iki tane arazim var. Bunlardan bir tanesine şey yapmak istiyorum. Koyun çiftliği, bir tanesine de inek merası falan kuracağım. Şöyle bir baktım, hani size göstermeden önce. İneklerin şöyle 10 milyonluk kocaman bir şeyi var. Onu mesela şöyle falan buraya oturtabilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Düzenleme başarısız oldu. Diyor, ha mesela şöyle oturtabiliyorum. Yolu falan kaplamadan hani ben onu ayarlarım bir şekilde. O yüzden koyunları da bu tarafa koyacağım. Koyunlar için de şöyle yine en büyüğünden almak istiyorum.
İnekler şuraya kadar geleceği için şu ara yolu boş bırakırız diye düşündüm. Şöyle bir tane nasıl koysam acaba? Şöyle. Mesela bir tane şöyle koysam. Yola çok yaklaştırmayayım sonra, çünkü yolu da alıyor. Bu tarlaları zaten çok kullanmayacağım, hem de şekilsiz oldukları için. O yüzden şöyle, hadi bir tanesini koyalım. Fena olmadı, etrafını ayarlarız. Sonra birazcık daha uzağa şöyle bir tane daha koyacağım. Şöyle. Sonra diğer ikisini nasıl koysak? Bir tane şöyle koysam. Burası biraz bozulacak gibi. Aslında şöyle yapsam. Yok, olmadı. Buralar çok böyle çapraz olacak ya. Hiç istemiyorum o çaprazlıkları da. Bir tane de şöyle koyayım. Sonra başka da koymayalım diye düşündüm. 3 tane yeter herhalde. Şöyle iyi. Ben olmadı oraları düzelteceğim şimdi. Evet. Sanki böyle güzel oldu. Peyzaj diyelim. Mesela boyama. Nasıl yapsak? Şeyi nasıl büyütüyorduk? Fırça boyutu. Bu değilmiş. Evet, buraları şöyle biraz boyayalım. Böyle buralar otluk olsun. Evet. Bu da fırça boyutunu biraz küçülteyim. Yola girmesini istemiyorum çünkü. Buralar hep böyle yeşillik olsun istiyorum. Ki hani gerçek böyle bir mera gibi gözüksün. Böyle biraz döndürsek. Şurayı da aldık mı? Evet. Şunun altını da alalım. Şuraları da. Evet, gayet güzel oldu. 3 tane meramız var. Hatta böyle, bu değil. Başka ne var? Bitkiler diyor. Böyle. Aslında biraz büyütsek boyutu. Şöyle biraz yeşillik şey olsun yani. Otlu falan olsun. Böyle çok körpede olmasın yani. Evet. Böyle yol yapsak. Bu değil de şu mu daha iyi acaba? Şöyle bunların ortasını da. Böyle bir şeyler yapsak. Evet. Buradan böyle yol geliyormuş gibi olsun. Fena değil. Burada bir yer kalmış mı? Evet. Oraları da düzelttik.
Yani fena olmadı. Şimdi buraya ineklerimizi, pardon, koyunlarımızı getirmemiz lazım. Şöyle çıkalım. Nerede bizim diğer aracımız? Evet, ben buraya DAF'ımızı getirmiştim. Şöyle DAF'ın içinde göstereyim size, efsane. Hayvan yükleme burası mı? Ne diyor? Hayvan nakli. Evet. Bunlar neymiş ya? Limuzin mi? Alman yerel domuzu. Berkshire. Heh, koyunlar burada. Şimdi ne diyor? Yaş 0, gebelik 5 ay, ergenlik 8 ay. Koyunlar çim ve kuru ot yer. Ayrıca su isterler. Bu bir kuzu. Sağlıklı ve 8 aydan büyük hayvanlar üreyebilir. Ha, 8 aylık olması daha iyi oluyor anladığım kadarıyla. Ana bu ne? İsviçre. Galli. Ha, şu güzelmiş ya. Steinschaff. Bundan kaç tane alabiliyoruz? Seç dedim. Ha. Bundan doldursun. Kaç para ya bu? 6790. Ah. Şöyle yapabiliyormuşuz zaten. 38 tane alıyor bizim römorkumuz. 38 tane alalım. Bakayım römorkun içine. Aa, canlarım ya, ne güzel. Şöyle gidelim. Bunları koymaya çalışalım. Bu kadar büyük şeyi aldık tabii biz. Treyleri. Bunu oraya nasıl sokacağız? Şimdi burada zorluğumuz başlıyor. Zorlu kısım burada başlayacak. Ben onu hiç düşünemedim ya. Orası küçücük yer. Şurada. Gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle girsek. Şöyle geçsek. Yaparız herhalde ya. İnekleri de koyarsak ama şuraya biraz sıkıntılı olacak. Allah 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 Allah. Vay. Haritanın burasında bir bozukluk var. Nedense sürekli böyle yapıyor geçerken. Bu arada haritanın bayağı bir kısmını aldım. Böyle araç gidiyor ama. Şurada dursun. Size şöyle göstereyim. Haritanın bayağı bir kısmını aldım. Hatta diyorum ki mesela, eğer siz de isterseniz yorumlara yazın. Şuradaki tarlaları birleştireyim veya şuradaki tarlaları birleştireyim diye düşünüyorum. Şurayı böyle kocaman bir tarla yapsam şöyle gayet güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü artık büyük ekipmanlar aldım. Ne oluyor? Yanlışlıkla şeye çıktık. Büyük ekipmanlar aldım. Büyük ekipmanlarla şey yapacağım. Büyük işler yapmak istiyorum artık. Bu küçük tarlaları falan belki yok ederim, bilmiyorum artık. Yani öyle bir şeyler var aklımda. Ha, bak buraya giriş böyle güzel gözüküyor. Şimdi. Önce şu ilk olanını dolduralım. Hayvanları. Abi bu çok büyükmüş. Çarpıyor gibi geldi bana ama. Heh. Açık hayvan nakli çıktı. Seçtik. 38'inde çiftliğe taşı. İn bakalım. Ya iyi yavrularım ya. Yatıyorlar falan, oturuyorlar böyle. Çok tatlı. Şeyleri çok güzel yapmışlar. Yeni hayvan görüntüleri bayağı güzel olmuş. Baksanıza şuraya, gerçek gibi yani. Gözleri, bakışları falan çok hoş olmuş. Ben hepsini aynı aldım. Her bir şeye, çiftliğe farklı tür almayı düşünüyorum. Hepsi farklı farklı yünler verecek. Yünler buraya çıkacak herhalde. Şimdi şöyle hemen hayvan kısmına girelim. 3 tane meramız var. Bir tanesine 38 tane koyunu doldurduk. Şimdi ne gerekiyor diyor? Besin. Çim tabii yapacağız bu hayvanlar için. Olmadı bir yerde çim, ben tarla almıştım. Şu 71 numaralı tarlayı biçeriz. Onu da olmadı size gösteririm. Sağlık çoğaltmaz. Şu an hiçbir şey yok. Sadece çim istiyor. Su falan yok. Su da ister diyordu. Çim ve kura ayrıca su isterler diyor ama su falan yok. Su verebileceğimiz yer de yok. Burayı doldurabiliyoruz. Yok, bunları römorka taşıma ya.
65 tane doldurabiliyoruz her bir şeye. 65, 130, 195 tane koyunumuz olur. Gayet de iyi yapağı verirler diye düşünüyorum. Şu şeyde de artık neydi burası? İplikhanede de o yapağları işleyeceğiz. Hatta şimdi mesela gireyim ben. Şu an mesela pamuk var. Pamuğu işlemeye başlasın. Yapabiliyor muyuz öyle? Çalıştır diyeyim. Şu an pamuğu işlemeye başladı. Yapağı ayrıca bir kumaş oluyor herhalde. Veya ikisini mi birleştiriyor bilmiyorum ama onu da göreceğiz bir sonraki bölümde. Şu artık şeyi de 71 numaralı tarlayı da şöyle size göstereyim. Çim var orada. Büyümesi şu an hasada hazır falan demiyor. Biz hangi aydayız? Çim zaten sürekli hasat edilebiliyor. Neden göstermiyor büyümesini? Allah Allah. Başka bir yerde çim var mıydı? Başka çimimiz yok galiba. Evet, bir burası var. Şurada küçük küçük çimler var. Neyse, ben bunu hallederim. Dediğim gibi bir sonraki bölümde, eğer isterseniz mesela şuradaki bütün tarlaları birleştirmek ve şuradaki bütün tarlaları birleştirmek gibi bir niyetim var. Siz de bu fikrimi beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Artık bundan sonra koyun işinde olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.